Merhabalar. Bugün size çamaşır makinemi tanıtacağım. Çamaşır makinem Bosch seri 6. 9 kilo 1200 devirli ağ artı enerji tasarruflu 15 programlı programları anlatacağım size. Hangi programları kullandığımı, nasıl kullandığımı, hangi deterjanla yıkadığımı onları da söyleyeceğim. Kapağını da göstereyim size. Belki almak isteyen olabilir. Çok rahatlıkla açılıp kapanabiliyor. Altta da su boşaltma kısmı var. Küçük bir kapağı var orada. Herkesin bildiği bir şey. Oraya bir şey kaçtığı zaman suyunu boşaltmak için. Programıyla başlayalım. Ben bu programı hiç kullanmadım. Çünkü küçük çocuğum yok. Ama kullanmak isteyen, almak isteyen olursa diye onu da göstermek istiyorum. Şimdi burada panelini de göstereyim. Bakın. 60 derecede 7 kilo ve 2 saat 41 dakika yıkadığını söylüyor. Ben bu programı hiç kullanmadım. Ama belki çocuğu olanlar olabilir, merak edenler olabilir. Onun için gösteriyorum. Gömlek ve bluz programı. Şimdi bunun kilogramını göstereyim. 1 saat 5 dakika yıkadığını söylüyor. 2 kilogram ve 40 derece. Derecesini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Sıkmasını da sıkmasını göstermiyor. İstediğiniz sıkmada kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Gömlek yıkadığınız zaman yüksek devirde sıkmayın. Aşırı derecede buruşur. Ben 600 ile 800 arası tercih ediyorum. Şimdi size hangi deterjan kullandığımı da göstereyim. Gömlekleri toz deterjanla yıkıyorum. Daha iyi temizlediğini düşünüyorum. Penyelerde de şimdi onu da göstereyim size. Penyeleri sıvı deterjanla yıkıyorum. Renklileri de koyu renkler için uygun olan sıvı deterjanla yıkıyorum ki renkleri solmasın diye. Derecesini de söyleyeyim. Genelde 20 derecede yıkıyorum penyeleri. Özellikle yeni ise. Solar ve koyu renkliler. Programı da 30 dakika 3,5 kilo ve 1 saat 16 dakika yıkıyor. Gene sıkma devrini kendiniz ayarlıyorsunuz. Ama ben kotlar için 800 ve 600 kullanıyorum. Genelde 800 kullanıyorum. Bu derecesini de çıkartabiliyorsunuz. Yukarıya 40 dereceye, 20 dereceye hatta soğuk suyla bile yıkayabilirsiniz. Ben bazen pike atıyorum. Onları da yıkayabiliyorum. Gayet de güzel yıkıyor. Hani bir saatli derecesi az diye hani temiz yıkamadığını düşünmeyin. Gerçekten temiz yıkıyor. Kotları da toz deterjanla yıkıyorum. Spor kıyafetler programı. Derecesi 30. 2 kilogram alıyor ve 47 dakika yıkıyor. Gene bunu ayarlayabiliyorsunuz ısısını da. Sıkmasını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama ben genelde 600 devirde sıkıyorum bunları. Tayt yıkıyorum. Spor kıyafetleri yıkıyorum. Böyle spor eşofmanları yıkıyorum bu programda. Hatta da şunu da söyleyebilirim. Programı kısa diye bazen temiz olan penyeleri de atabiliyorum. Bu programda kısa sürede yıkamış oluyorum. Spor kıyafetleri de sıvı deterjanla yıkıyorum. Yorgan programı ve 40 derecede yıkayabiliyorsunuz. Tabii bunu gene düşürebiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz ama çıkartmanızı tavsiye etmem. Çünkü ben 30 derecede yıkıyorum ve 1 saat 31 dakika yıkıyor. 2,5 kilogram alıyor ve ben bunu yorgan yıkadığım için biliyorum gayet rahatlıkla yıkıyor ve tertemiz oluyor. Hatta battaniye de yıkıyorum bazen. Onun da deterjanını göstereyim. Battaniye ve yorganları bazen toz deterjanla yıkıyorum, bazen sıvı deterjanla yıkıyorum ama genelde sıvı deterjanla yıkıyorum. Çok az da yumuşatıcı koyuyorum. Çünkü battaniyeler çok sert oluyor. Koymak istemiyorum ama sert olduğu için çok az koyuyorum. Güzel havalandırıyorum. Tabii ki hiç kullanmayabilirsiniz. Eğer çok yoğun bir alerjiniz varsa kullanmayın. Ben genelde kullanmamaya özen gösteriyorum. Bizim alerjimiz olduğu için. Ama gerekli durumlarda da çok az kullanıyorum. İpekli programı. Şimdi derecesini söyleyeyim. 30 derece, 2 kilogram alıyor ve 43 dakika yıkıyor. Ben bu programda sıvı deterjan kullanıyorum. Kazan temizleme programı. 90 derece, 1 saat 10 dakika. İçine hiçbir şey koymuyorsunuz. Temizleme ürünü koyuyorsunuz. Kazan temizleme diye ürünler var. Satılıyor bunlar. Bunlardan satın alıyorsunuz. Koyuyorsunuz içine. 1 saat 10 dakikada kazanınız tertemiz oluyor. Şu an elimde kazan temizleme ürünü olmadığı için sizlere de gösteremiyorum. Pamuklu programı 60 dereceden başlıyor. İsterseniz aşağıda yıkayabiliyorsunuz. İsterseniz 90 dereceye de yıkayabiliyorsunuz. 2 saat 35 dakika yıkıyor. 9 kilogram alıyor. Genelde ben ayda 2 kere 60 derece, 2 kere de 90 derece yıkıyorum. Beyazlar için olan deterjanımsa toz deterjan kullanıyorum ve beyazlatmak için de ayrıca böyle beyazlatıcı ürünler var beyazlar için. Ondan kullanıyorum.
Sentetik programı 40 derecede yıkayabiliyorsunuz. 1 saat 59 dakika 4 kilo alıyor. Yalnız bunu 30 dereceye düşürdüğünüz zaman yıkama süresi kısalıyor. Şimdi size onu da göstereyim. Sentetik programını 30 dereceye ayarladım. Gene 4 kilo çamaşır koyuyorsunuz. 1 saat 39 dakika yıkadı. Bu bazı programlarda ısıyı düşürdüğünüzde program saati de düşüyor. Çıkarttığınızda bazen çıkabiliyor. Bazen de çamaşırı çok koyarsınız. Çok doldurduğunuzda makine kendiliğinden de programı değiştirebiliyor. Saatini uzatabiliyor. Süper kısa program. 30 dereceyle başlıyor. 30 dakika yıkıyor, 3,5 kilo alıyor. Genelde ben bunu çok az kirli penyelerimiz atıyorum. Hani bir kere giyiyorsunuz, terliyorsunuz, yıkıyorsunuz veyahut da temiz başörtünüz olabilir, şalınız olabilir. Bunları yıkayabilirsiniz ama sıkmasını çok düşük yapın. Çünkü onlar bazıları hassas olabilir. Çok hassas olanları da hassas programında yıkayın. Sıkmasını da genelde 600 olarak kullanıyorum. Deterjanını da sıvı deterjan kullanıyorum. Mix programı 40 dereceden başlıyor. 1 saat 3 dakika yıkıyor. 4 kilo alıyor. Bunu da karışık çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Atıyorum mesela bir tane gömleğiniz var ve birkaç tane tişörtünüz var. Onun yanına da başka bir çamaşırlar da koyabilirsiniz. Bunları beraber yıkayabilirsiniz. Bir gömleğiniz var diye gömlek programını beklemek zorunda değilsiniz. Ya veyahut bir tane tişörtünüz var diye hepsine beraber yıkayabilirsiniz. Bunun deterjanını da ben bazen sıvı kullanıyorum. Yıkadığım ürüne bağlı. Bazen toz deterjan kullanıyorum. Ama genelde sıvı deterjan kullanmaya dikkat ediyorum. Perde programı 30 dereceden başlıyor. 3,5 kilo alıyor. 1 saat 24 dakika yıkıyor. Ve ben bunun sıkmasını genelde 600'de kullanıyorum. Benim tüllerime 600'de uygun olduğu için sıkma devri onu kullanıyorum. Bazen de sentetik programında yıkayabiliyorum tülleri. Bazen kirli oluyor. Daha uzun yıkamasını istediğim için sentetik bölümünde de yıkadığım oluyor. Tüller içinde toz deterjan kullanıyorum. Birazcık da bu beyazlar için olandan kullanıyorum. Daha iyi beyaz ve parlak olabilmesi için. Durulama programı 22 dakikada duruluyor. Ben bu programı beyazlar için kullanıyorum. Beyazları sıktıktan sonra tekrar bu programa atıyorum. Tekrar durulatıyorum. Çünkü deterjan kaldığını düşünüyorum. Beyazlar için biraz bol deterjan kullanıyorum. Ekstra durulama yapıyorum. Bazen de tüllerde yapıyorum. Deterjanı fazla olursa tüller kirli olmuyor bazen. Yıkamış oluyorum ve aşırı köpürüyor. Bunun için de kullanıyorum. Ve boşaltma programı 13 dakika. Bazen dışarı çıktığım zaman, evde olmadığım zaman sıkmasını istemediğim çamaşırları ben ayarlıyorum buradan. Programlarda ayarlayabiliyorsunuz bunu. Sıkmadan suyun içinde bırakıyorum. Gelince de sıktırıyorum ve bu şekilde de çamaşırlarım buruşmamış oluyor. Çok aşırı derecede eğer sıkarsa, dışarıda olursanız siz gelene kadar buruşmuş oluyor. Bunu engellemek için suda bekletme programını ayarlıyorum. Gelince de bu programda sıktırıyorum. Makinemin kapağı açıkken göstereyim. Kapağı böyle açıkken kaç kilogram olduğunu görüyorsunuz. Kapalıyken göstermiyor. Mutlaka bunu bilenler vardır. Ben bunu bilmeyenler için veyahut da yeni alacak olanlar için anlatıyorum. Isıtma makinemin da videosunu çekmiştim. Oradaki yorumlara yazmıştınız. Çamaşır makinenizi de anlatır mısınız diye. Çamaşır makinemi bugün anlatmaya çalıştım. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara lütfen yazın. Sizlere cevap vermeye çalışırım. Hatta bir video daha çekebilirim. Sizlere bugün çamaşır makinemi tanıttım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.